Evet, şu anda Edremit'e geldik. Hiçbir yere benzemiyor abi burası. Ben sana söyleyeyim. İlk defa bir yeri hiçbir yere benzemiyor. Ama güzel bak, soldan, buralar soldan, güzel. Soldan. Akçay'da kalacağımız otele geldik. Duşlarımızı aldık, hazırlandık. Yorgunuz ama hazır Akçay'a kadar gelmişken biraz da gezelim diye düşündük. Ve çılgın Akçay gecelerine akacağız. Çılgın Akçay geceleri. Çılgın Akçay geceleri derken zamanı biraz yanlış hesapladım. Şurada bir meydan var, oraya da bakarız. Luna Park. Luna Park mı? Luna Park gördüğünüz gibi bomboş. Çok da bir şey yok yani. Burası aslında huzurlu bir yer. Sakin gözüküyor. Sanırım akşamları biraz daha kalabalık. Akçay'ın kordon tabir edilen kıyı şeridini yaklaşık 1,5 dakikada bitirdik. Çok da bir şey yok. Ama güzel yani. Huzurlu bir yer. Değil mi? Vallahi denizi güzel galiba. Çarşaf gibi. Değil mi? Müthiş. Normal deniz işte. Güzel güzel, biz sevdik yani. Üzülür. Yüzülür yani, gerekirse yüzeriz. Bitti yani, aynı yerde üçüncü defa dolanıyoruz. Çok güzel bir yemek yedik. Yanımızda Baykuş Organizasyonu'ndan Erkut ve Murat var. Muhteşem insanlar, sağ olsunlar, bizi burada çok güzel ağırlıyorlar. Erkut yarınki organizasyonu düzenliyor. Körfez dedim mi, Baykuş Organizasyon ve Erkut akla geliyor. Biz burada kitlenizden çok eminiz. Ve beni biliyorsun, ben Türkçe rap'in çok büyük bir savunucusuyum. Rap dinleyicisi olmamama rağmen. Bunun da sebeplerini sana uzun uzun anlatmıştım. Körfez'de başlayıp tüm Türkiye'ye yayılacak bir maratonumuz var. Biz artık bir aile olarak bakıyoruz. Bu aileden kesinlikle ayrılmayı düşünmüyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmaları da uzun uzun anlatacağız zaten daha sonra. Akvaryum isimli mekana geldik. Akçay Akvaryum'dayız. Burası bana, hatırlıyor musunuz, Sapanca Gölü'nün kenarında, göl kenarı bir yerde oturmuştuk. Onu hatırlattı. Gün batımı. Burada insanlar. Şöyle bir yerdeyiz. Öyle işte. Yanımıza Ayberk geldi. Nefkesi gördüm, Ayberk gelmiş. Ben de ona geldim. Yoksa gelmeyecektim. Canlıdayız. Akçay'ın Haşker Yarı meşhur diye duymuş. Dolayısıyla kalkmış. Bir de Akçay'a geleyim demiş. Doğru mu? Eskişehir'de çok merak ettim. Tadını aldım ama yiyemedim. Her yerden çıkıyorsun. Sen neredeydin? Her yerden çıkıyordun. Valla. Her yerden Ayberk çıkıyor. Plan ne? Gelecek miyiz mi? Yani gelirim istiyorsanız. Ben. İstemiyoruz. Ya, istemiyor musunuz gerçekten? Yani gel ama farklı odada kal. Horladığım için mi? Horladım. Başka sebep. Ben peki tek şikayetçi olan değil. Grup burası mı? Değil. Tek, ama bu kadar yani. Uyuyamıyorum, edemiyorum diyen burası abi, ve abarttığını düşünüyorum o yüzden. Peki abartıyor musun abi? Hayır abi. Çay be. Bence çok güzel oldu. İzmir'e ben de geleyim. Oğlum uyumadan imza gününe mi gidelim? İmza günü... Lan sabah uyursunuz. Ben erken uyanırım, kahvaltı ederim. Oğlum İzmir'den Fethiye'ye devam edeceğiz pazar. Tamam, Fethiye'ye ben kullanırım. Ben vermem. Ben veriyordum. Çarpışan arabaya binelim mi? Evet. Hadi. Ya. Çılgın Akçay gecelerinde muhteşem bir kadro oluşturduk ve Çılgın Akçay gecelerini akmaktayız. Öyle mi? Yeah. Şu anda Luna Park'tayız ve inanılmaz bir atmosfer var. İnsanlar burada çok eğleniyorlar. Bakınız atlı karınca. Hemen bir yine röportaj yap. Merhaba. İnanılmaz eğlenceler. İşte bunun. 9 kapattı, 7, geride 4 numara 0, 2 önde, son 1 metreye doğru o gidiyor. O mikrofon sapından tutulacak kanka, yanlış tutuyor. 3 mü? Atan bitirir yarışı, 7 numara. Biraz kaslı oluyor yarışı. Yarıştan sevgiler. Akçay, Edremit ve benzeri gecelere Ayberk de akmaya devam ediyoruz. Ama ben de varım. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz Ayberk? Bizi nereye götürüyorsun? Ayberk'in bu arada yazlığı burada ne yazık ki. Abi gidip kahve içelim. Tamam. Bir yerlerde oturalım. Bakalım. Biraz güzel. Ayberk'in inanılmaz bir özelliğini keşfettik az önce. Muhteşem şarkı söylüyor. Ateşini Yolla Bana isimli Hakan Peker'in ölümsüz eserini seviyormuş. Onu bir söyler misin abi? Ateşini yolla bana. Koral evler içindeyim bilmesen de.
Sözlerim ol, gecelerim, gündüzlerim ol, benim ol. Yaktın beni yanim. Çok iyi, çok iyi. Tiryakin aldım yanim. Çaldın beni benden, düştüm ana zalim. Yaktın beni yanim. Aslında Kaan çok güzel Tarkan taklidi yapar. Benzemiyor mu? Ne o? Kaan Tarkan'a. Aynı. Evet. İlk tanıştığında Tarkan zannettim. Tarkan değil siz ona. Tarkan mı diyeyim? Ya şarkısını da söyle gerizekalı. Gel 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 güzelim. Gel gel acımayacak. Gel. Bu kadar adam bunu mu yapıyor sensin? Deliyim ama divaneyim. Biliyorum sonunu. Harika. Sanma kendime bir haneyim. Beğenmedim oyununu. Bu şehri baştan başa bom 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 bağlarım. Teşekkürler Ayberk bize bu. Rica ediyorum. Müthiş dakikaları yaşattığın için. Yine ara ara yaparız. Çok isterim, teşekkürler. Tatlı bir şehir. Ne diyorsun? Ben burayı çok seviyorum ya. Müthiş bir şehir. Yani şaka bir yana gerçekten çok da bir şey yok ama güzel. Tanıdığım insanlar burada. İşte arkadaş çevresi var falan. Güzel yani, sabahlıyoruz. Hani arkadaş çevren? Arkadaş çevren yok abi. Akçaymada'dayız. Buradaki çalışan arkadaşlar adeta buradan nefret ederek çalışıyorlar ve nefretlerini bizim üzerimizden çıkarırcasına çalışıyorlar. Gerçekten bu kadar kendimi dayak yiyecekmiş gibi hissettiğim nadir anlardan birindeyim. Mado'dur, iyidir falan dedik ama Mado ne zaman iyi oldu ki şu an iyi olsun. Keşke alternatif bir mekan olsaydı, orada otursaydık ama yok. Bu geceyi ufaktan noktalıyoruz. Uykumuz var biliyorsunuz, sabah çok erken yola koyulduk. Yarın sabah imza günümüz var, Edremit imza günü. Ben imza gününe hazırım. Güzel bir uykudan sonra, en azından Eskişehir'deki uykumuza nazaran güzel geçeceğini umuyorum. Değil mi Berk? On. Günaydın. Bakın bu saygısızlıktır. İlk önce içini sevdiğim için ilk önce içini yiyorum. Hep bırakıyorsun, hep bırakıyorsun. Hayır, şimdi yiyorum. Hayır, şimdi yiyorum. Hep bırakıyor. Dün de köftecide yaptı bıraktı yalan. Bu saygısızlıktır bu. Hayır. Ekmeğe yemeye saygısızlıktır. Hayır, yiyeceğim. Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Yiyeceksen tamam, kamerayı açacağız, bekleyeceğiz yemeği. Tamam. Şimdi yiyeceğim, böyle bir şey yok. Tamam, bekleyeceğiz. Yesene şu an. Niye şimdi yiyeyim? Bu arada... İçini ye. Ferhat yanımızda. Şahıs. Neden buradasın? Bir anda geliverdin. Anlatmak ister misin? Çok özledim sizi. O yüzden geldim. Şuradan Şahıs'ın albümünü dinleyebilirsiniz. Albümünle ilgili insanlara vermek istediğin bir mesaj var mı? Albümün içinde bir sürü mesaj var zaten. Bir tane de fazladan vermeyeyim mi diyorsun? Yok, vermeyeyim artık ya. Sağ olsun, Çanakkale'den geliverdi. Yemeği yiyelim, hallederiz. Tamam. Ekmeği yemedim. Bakın şimdi bu Berk'in saygısızlığına. Yiyeceğim dediği ekmek bu. Bakın her şeyi parçalamış. Tabağına aldıklarının bir kısmını yemiş, geri kalanını tabağında bırakmış. Bakın kamerayı gördüğümde ayıkladı ekmeği şuraya sakladı. Yemeyeyim ben. Nereden gördün ya? Buraya sakladı bak. Ya yiyeceğim onu. Bekle, sakladım yemeyesin ya, diye. Bırak ya, dokunma. Yemeyeyim diye mi? Evet, sen hep yiyorsun çünkü. Evcil hayvan mıyım lan, ben senin artıklarını yiyeceğim. Akçay'ın çılgın yaz günlerindeyiz. Körfez FM'e gelmiş bulunuyoruz. 91.1 Körfez FM mikrofonlarından hepinize merhabalar değerli dinleyenler. Bugün çok çok önemli iki konuğumla birlikteyim. Server Uraz ve Beta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Ne yapıyoruz? Edremit'te ne işimiz var? Öyle başlayalım. Beta ile beraber şu anda yeni albümlerimizi hazırlıyoruz. Bu esnada da dedik ki İstanbul'da biz yeterince adapte olup söz yazamıyoruz. Hadi dedik bu işi Fethiye'de yapalım, kapanalım, söz yazalım. Bunu yaparken de geçtiğimiz rotalardan, çünkü arabayla yolculuk ediyoruz. Geçtiğimiz rotalarda imza günleri yapalım dedik. Hangi rotalar var burada? Öncelikle burası var, Edremit. Yarın İzmir'deyiz. Ondan sonraki gün Fethiye'ye geçiyoruz. Sonraki hafta Denizli'deyiz. Vallahi süper olmuş. Yemeğe kıyamam. Beta'nın simidi. Ya çok iyiymiş. Vallahi. Simidin hakkında yorum alalım.
simidin hakkını vermişler. Sandal verirler şimdi küreği çek deyip. Tavsiyem reddedin tüm kelepçeleri ve frangaları. İnsan hiçbir hayali için özgürlüğünü bırakmamalı. Sonra özgürlük olur tek hayali ar damarı. Ve kendi kendilerini bıçaklayıp isterler kan parası. Melek şeytanın tarafında. Bu mesele ikimizin arasında. Savaş alanında. Karış toprağa geber yalanında. Melek şeytanın tarafında. Bu mesele ikimizin arasında. Savaş alanında. Karış toprağa geber yalanında. Kin ve nefret doluyum. Müstakbel Azrail'in ruhunun depresyonuyum. Gözümden...